Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Battaniye tarifimizin 3. bölüm videosundayız. 1. bölümde motifleri nasıl yaptığımızı, 2. bölümde motifleri hiç iplik kopartmadan nasıl birleştirdiğimizi sizlere tarif etmiştik. Yine 1. bölümü ve 2. bölümün linkini aşağı açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak videolara ulaşabilirsiniz. Şimdi bu bölümde kenar süslemesini sizlerle paylaşıyor olacağız. Tarifimize geçmeden önce de sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Bakın burada motiflerimizi birleştirdikten sonra ilk noktaya geldik. Şimdi burada 3 tane trabzanımız vardı. Doluyoruz. Aynı boşluğa, köşe 2 zincirlik boşluğa gelerek 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 2 ve 3. Bakın burada çerçeve örmeye devam edeceğiz. Yine birleştirdiğimiz renkle örmeye devam edeceğimiz için burada zincir çekmiyoruz. Tığımızın başına dolayarak burada ilk trabzanın tepesine batarak ilmek çıkartıyoruz. 3 ilmeğimiz var. Doladık. Tek seferde toplayarak 2 zincirlik boşluğu tekli trabzanla elde etmiş oluyoruz. Şimdi 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Bu 3 zincirde bir trabzan kabul ediyoruz. Doladık. Buradaki boşluğa gelerek 2 tane ikili trabzan örüyoruz. 1 2 Zincirle birlikte 3 tane trabzanımız olmuş oldu. Doluyoruz. Trabzanlar arasındaki geniş boşluğa batarak tekrar 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 2 3 Doladık. Yine trabzanlar arasındaki geniş boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan doluyoruz. Şimdi bu iki motifin birleştiği nokta var. 2 zincirlik boşluk var. Şimdi burada ilk motifin 2 zincirlik boşluğuna batarak ilmek çıkartıyoruz. Bu kısım biraz içe doğru birleştirdiğimiz için, kasma yaptığı için bu noktada üçlü trabzan öreceğiz. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte doluyoruz. 2 zincirlik boşluğa battıktan sonra iki motifin kesiştiği şu orta kısma batıyoruz. İlmek çıkartıp ilkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte doladık. Diğer motifin 2 zincirlik boşluğuna batıp ilmek çıkartıp ilkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte örerek bakın 3 tane üçlü trabzanlı iki motifin kesiştiği noktayı geçiyoruz. 2 zincirlik boşluklara bir de tam orta kısmı batarak bu kısımda üçlü trabzan grubunu oluşturuyoruz. Sonra doladık. Yine trabzanlar arasındaki sıradaki gelen geniş boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 2 3 Doladık. Bir diğer geniş boşluğa tekrar 3 tane ikili trabzan doluyoruz. Şimdi motifin birleştiği noktaya geldik. 2 zincirlik boşluğa ilkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte üçlü trabzan kesiştiği şu ara boşluğa batıyorum ben. İlmek çıkardım. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte doladım. Diğer motifin de 2 zincirlik boşluğuna batarak ilkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte örerek üçlü trabzan örmüş olduk. Bakın bunu yaptığımız zaman şu aşağı doğru kısılmalar tamamen ortadan kalkmış oluyor. Üçlü trabzanlarla bunu eşitlemiş oluyoruz. Sonra yine aralara batarak üçlü trabzan gruplarımızı örmeye devam edeceğiz. Geçişler bu şekilde. Köşeye geldiğimizde bakın yine 2 zincirlik boşluğa geldiğimizde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan örerek aynı örgüye devam edeceğiz. Yine aynı şekilde bakın burada da yarım kalan bu ilk noktaya geldiğimizde yine 3 tane trabzan örüp tekli trabzanla bitiş yapıp 3 zincirle yukarı çıkıp çerçeve örmeye devam edeceğiz. Burada ben birkaç sıra örmeyi planlıyorum. Kaç sıra ördüğümü hemen sizlerle paylaşıyor olacağım. Bakın burada sıra sonuna geldik. Bir bütün haline getirdikten sonra 1, 2, 3 sıra tamamen bakın aralara trabzanlar örerek 3 sıra bu şekilde örgümüzü büyütmüş olduk birazcık daha. Sizler bu sırayı istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Kaç sıra istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Benim için bakın tamamen motifleri birleştirdikten sonra 1, 2, 3 sıra yapmak yeterli oldu. Şimdi burada tığımın başına doluyorum. Yine baştaki 1, 2, 3. zincirin içerisine batıyorum. İlmek çıkardım. 3 ilmeğim var. Doluyorum. Tek seferde topladıktan sonra şimdi bu noktada bir tane zincir çekip aynı boşluğun içerisine gelerek bakın aynı boşluğun içerisine direkt batıp ilmek çıkartıyorum ve bir tane sık iğne örüyorum. Bu sık iğneden sonra 1 2 3 4 zincir çekip
Bakın trabzanlar arasındaki geniş boşluğa gelerek direk batıyorum. İlmek çıkardım. Sık iğne örüyorum. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Trabzanlar arasındaki geniş boşluğa girerek sık iğne örüyorum. Şimdi artık kenar süslemesini yapmaya geçtiğimiz için burada ben yine aynı renkle devam ettim. Sizler bu trabzanlı sırayı bitirdikten sonra bakın böyle 4 zincirlik fileler oluşturacağız. İsterseniz file noktasında farklı bir renk kullanabilirsiniz. Böyle motiflerin içerisinden olan bir renkle de kenar süslemesi yapabilirsiniz. Ama ben yine kendi rengiyle, zemin rengiyle yapmak istedim. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 zincir. Trabzanlar arasındaki geniş boşluğa batarak sık iğne örüyoruz. Şimdi bu şekilde 4 zincirlik fileler oluşturarak şu köşe noktaya kadar gelelim. Bu köşe dönüşte nasıl fileyle geçiş yapıyoruz sizlerle hemen paylaşalım. Burada bakın köşe noktaya geldik. Yine 1, 2, 3, 4 zincirimizi çekiyoruz sık iğneden sonra. Bakın tam köşe noktada bulunan 2 zincirlik boşluğa direkt batıp bir tane sık iğne örüyoruz. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekerek yine 2 zincirlik boşluğa direkt gelip bir tane sık iğne örüyoruz. Yine zincir sık iğne örgümüz devam ediyor. Fakat bu 2 zincirlik boşluğa sık iğne 4 zincir tekrar aynı boşluğa sık iğne örerek köşeyi oluşturmuş oluyoruz. Sonra devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Yine ara geniş boşluğa batarak sık iğne. Bakın dönüşü bu şekilde yapmış olduk. Şöyle yakından gösterelim. Bu şekilde filelerimizi ilk başladığımız noktaya kadar oluşturacağız. Sonra kenar süslemesini yapmaya geçeceğiz. Burada ilk başladığımız noktaya geldik. Sık iğneden sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekip 2 zincirlik bakın tekli trabzanla oluşturduğumuz köşedeki 2 zincirlik boşluğa gelmiş olduk. Burada bir tane sık iğne örüyoruz. Başlarken de bir tane sık iğne örmüştük. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekip bu ilk sık iğnenin olduğu tepe boşluğa batıp İlmek çıkartıp bekleyen ilmekten kaydırma yaparak buradaki son köşeyi de oluşturmuş oluyoruz. Şimdi bu noktada bakın 4 tane zincir çektiğimiz file boşluğu var. Bu file boşluğuna batıyorum, ilmek çıkartıp kaydırma yapıyorum. Bu kaydırmadan sonra bir tane zincir çekip aynı boşluğa gelerek bir tane sık iğne örüyorum. Şimdi buradaki bakın file noktasına gelmiş oldum. Sık iğneden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Burada ilmeğimi yeteri kadar uzattıktan sonra tığımın başına doluyorum. 7. zincire değil 6. zincire batıyoruz. Buradaki 7. zincir kilit gibi düşünelim. Şimdi 7. zinciri bırakıp yani son zincir bırakıp bir diğer zincirin içerisine yani 6. zincirin içerisine batarak ilmek çıkartıyorum. Doladım. İlk 2 ilmeği örüyorum. Bakın. İlmek uzattım. İlmek çıkartıp ilk 2 ilmeği ördüm. Doladım. Tekrar aynı zincire batarak ilmek çıkartıyorum. Doladım. İlk 2 ilmeği örüyorum. Tekrar doladım. Aynı zincire batarak ilmek çıkartıyorum. Yine ilk 2 ilmeği örüyorum. Bakın 3 kez batmış olduk. Doluyorum. Aynı zincire batıp tekrar ilmek çıkartıp doluyorum. İlk 2 ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde 2, 4, 5 tane ilmeğim oldu. İsterseniz 5 kez doldurabilirsiniz. Ben 1, 2, 3, 4 kez batıp bu şekilde bir ilmek oluşturdum. Şimdi doluyorum. İlmekleri tek seferde topladıktan sonra bu noktada bir kilit yapıyorum. Bir tane daha zincir çekerek ilmeğimi tekrar uzatıp tığımın başına dolayarak bakın kilit zincirden önceki burada yani son çektiğimiz zincirden önceki şu kilit zincire geniş boşluğa batıyoruz. Şu fıstığın tam tepe noktası bakın. Bu kısma batıp ilmek çıkartıyoruz. Yine ilk 2 ilmeği örüyoruz. Diğer ilmekler tığda bekliyor. Doladık. Aynı boşluğa girerek yine 4 kez batıyoruz. 2 doluyoruz. 3. kez batıp ilmeğimizi 2 kez alıyoruz. Diğer ilmekler bekliyor. Doladık. Şimdi 4. kez batarak ilmek çıkartıp ilk 2 ilmeği örüyoruz. Yine 2, 4, 5 tane ilmeğimiz oluştu. Doladık. Tek seferde ilmekleri topladık. Topladıktan sonra bakın burada böyle 2 tane fıstıklı nokta var. Bunu ikiye katlıyoruz. Bakın şu şekilde ikiye katladık. Katladıktan sonra bakın bu şekilde katladıktan sonra ipim böyle duruyor. Şimdi tığımı zincirin arkasından geçiriyorum. Buradan ilmeğimi alıyorum. Bekleyen bakın şu bekleyen ilmeğin içerisinden geçireceğim. Buradan ipimi aldım. Bekleyen ilmekten geçirerek bu kısımda sıkılıyorum ve şimdi bir zincir çekiyorum.
Bir zincirle bakın kilit yapmış olduk. Böyle fıstığımızı oluşturduk. Bakın şöyle bir görüntü var. Şimdi bu zincirle beraber, kilit yaptığımız zincirle beraber, şu son çektiğimiz zincirle beraber 5 tane zincir olacak. 2, 3, 4, 5. 5 tane zinciri oluşturduktan sonra bir diğer file boşluğuna geliyoruz. Bakın fıstığı bu şekilde oluşturduk. Bir diğer 4 zincirlik file boşluğuna gelerek direkt batıyoruz. İlmek çıkardık ve direkt sık iğne örüyoruz. Şimdi bu sık iğneden sonra şu ara zincirler, ben 5 zincir çektim. Yani 7 zincirle başlıyoruz ama son 2 zincir fıstığı yapmak için oluşturduğumuz zincir, şu aralar 5 zincirden oluşuyor. Sizler bunu daha böyle uzun uzun isterseniz eğer 5'ten fazla da zincir çekebilirsiniz. Örneğin ipiniz incedir. 5'ten fazla olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir. Ben fıstıkları 4'lü doldurdum. Sizler ipiniz ince ise 5, 6, 7 şeklinde de doldurmalar yapabilirsiniz. Kalınsa 3 de doldurabilirsiniz. Şu kısım zincirde 3 tane de olabilir. Dediğim gibi bunu ipinizin inceliğine, kalınlığına göre sizlerin ayarlaması gerekir. Şimdi sık iğnemizi ördükten sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Bu 7 ve 6. zincirleri fıstık yaparken kullanıyorum. İlmeğimi uzattım, doluyorum. Bakın 7. zincire dokunmadan 6. zincire batıp ilmek çıkarıyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. Diğer ilmekler tığda bekliyor. Doladım. Aynı zincire 4 kez batarak ilk 2 ilmeği alıyorum. 2, 3 ve 4. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi 4 kez battıktan sonra doluyorum. Bütün ilmekleri, yani 2, 4, 5 ilmeği tek seferde topladıktan sonra kilit yapıyorum. Bu kilitten sonra bir zincir daha yapıyorum ki bu kilit zincirine fıstığımı doldurabileyim. Tekrar ilmeğimi uzattım, doluyorum. Eşit uzunlukta yaparsanız fıstıklar üst üste geldiğinde böyle güzel bir görüntü oluşur. İlmeği tekrar uzatıyorum. Tığımın başına dolayarak hemen fıstığım bittiği, bakın şu kilit zincire batıp 4 kez ilk 2 ilmeği alıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi 5 tane ilmeğim var. Doladım. Tek seferde, bakın şöyle tutuyorum. Tek seferde topladım. Topladıktan sonra bu iki fıstığı bakın şu şekilde üst üste kapatıyorum. Bakın böyle ördük. Üst üste kapatıyorum. Şu şekilde tutup arkadan zincirin olduğu noktadan, bakın arka kısmından tığım geçirip ipi arkadan alarak aldığım ilmeği bekleyen ilmekten kaydırıyorum. Bakın şu şekilde geçirdim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekerek, bakın buradaki noktayı oluşturduk. 5 zincir çekerek 4 zincirlik boşluğa direkt batıp sık iğne örüyoruz. Ve bu şekilde bakın toplarımızı oluşturduk. Fıstıklarımızı oluşturduk. Şimdi tamamen sizlere tarif etmiş olduğum gibi her bir file boşluğunu aynı şekilde böyle bakın modelimizi çalışarak kenar süslemesini bitireceğiz. Ta ki son noktaya kadar, son kısımda da bitirip artık battaniyemizi tamamlamış olacağız. Buradaki son süslememizi yaptık. 5 zincirimizi çektikten sonra bakın köşeye batmıştık. Şimdi ilk başladığımız sık iğnenin olduğu tepe boşluğa batarak ilmek çıkartıp kaydırma yapıyoruz. Burada bir zincir çekerek ipimizi yeteri kadar kesiyoruz. İlmeğimizden çıkartarak bu ipi de bakın şöyle sıkıladıktan sonra arka kısımlardan geçirerek bu ipi de gizleyeceğiz, sabitleyeceğiz. Şimdi son olarak bakın böyle ipi arka tarafta gizleyeceğiz. Kenar süslemeyi tamamen bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi artık hafif bir buharla ütü vereceğim ters kısmından. Sonra da artık battaniyemizin bitmiş halini sizlerle hemen paylaşıyor olacağım. Kenar süslemelerimizi de yaparak battaniyemizi tamamlamış olduk. Şöyle yakından bir kez daha sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten çok tatlı, çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.